nasıl değerlendirirsiniz? Teşekkür ediyorum. Benim konuşmam Suriyelilerin ekonomik etkisine odaklanacaktır. Tabii ki çok söyleyen olur, bazı medya, özellikle sosyal medyada bunların olumsuz etki yarattığını söyledi. Bunların olumlu ve olumsuz etkilerini göz önüne alarak hangisi daha büyük olduğunu söylemeye çalışacağım. Bizim bir araştırmamızın bir parçasıdır bu. Hala bitirmedik bu araştırmayı. Nüfus açısından hiçbir devlet kolaylıkla 3 milyon üzerinde nüfus 4 milyona ulaşabilir. Belki de şimdilik 4'ten az olabilir. Çünkü bazıları Avrupa'ya gitmiştir. Burada Türkiye'de kaldıktan sonra bu, yani Türkiye gibi bir ülkeye biraz zor bir durum. Yani 82 milyonluk nüfusa sahip olan 800 50 milyar dolarlık geliri olan bir ülkeye göre bu çok zor bir durum. Öncelikle şöyle bir mesele vardır, yaygındır. Suriyeliler Türk devletinden maddi nakit olarak maddi bir yardım almıyorlar. Çok az sayıda bazı öğrenciler burslu olarak okuyor. Ama bedava öğreniyorlar, bedava hastanelere gidiyorlar gibi. Onların elinde fırsat falan geçti. Yani genel olarak böyle fırsatları elde etmiş oldular. Ama bunların işte mali yükümlerini Türkiye'nin üstlendiği bu yükümlülük şeyle karıştırırsak, bölgesel ya da uluslararası arenadan gelen finansla da karşılarsak, çok Türkiye bunlara veriyorlarsa, yani kendi milletine, yani Suriyelilere para harcıyorsa, maddi olarak bir yükümlülük sağlıyorsa, ama aynı zamanda Suriyeliler de burada ulusal bir güç sağlıyorlar. Yani para harcamaktan fazla, ben bir ekonomik analiz olarak söylüyorum. Yani Türkiye bölgede bir güçlü bir ülke gibi, yani Lübnan gibi davranamaz. Yani böyle yapmak zorunda zaten. Bu da onun ekonomisine katkı sağlamaktadır. Yaşam koşullarına bakacak olursak, seviyesine bakacak olursak, yani Suriyeliler, Suriyelilerin çoğu Türkiye'de çok üst seviyede refahta yaşamış değiller. Bunların çoğu fakirlik sınırları altında bile yaşıyorlar. Birçok aileler kendi çocuklarını işe göndermek zorunda kalıyorlar. Kimisinin, yani onların gelir sağlayacak kimseleri yoktur birçok ailenin. Yani dolayısıyla medyada dolaşan bu imaj kesinlikle doğru değildir. Doğru, Suriyeliler bazı baskılar yaptılar okullara. Yani çünkü çok bulunduğu yerlerde okullarda biraz baskı sağlamış gibi oldular. Üniversitelerde bazen öyle bir kalabalık oluşturmuş olabilirler. Bunun da ufak tefek tepkileri vardır. Ama genellikle öğretime bakaracaksa yüzlerce bin, 500 bin gibi takdir edilir. Okullara girdi. Ama bu biraz yükümlü varsa da ileri gelecek için bir yatırım sağlanır. Belli bir araştırmaya göre geçen Ekim-Kasım aylarında yaptığımız bir araştırmaya göre birçok öğrenci öğrenimi bırakmak zorunda kaldı. Sebeplerine şimdi değinmeyeceğim. Türkiye şöyle bir masraflar üstlendi. Sağlık açısından, yani Suriyelilere sağlık hizmetleri bedava veriyorlar. Birçok tadilat da olmuştu bu yasalarda, ama genel olarak rakamlarla tam olarak belirtemem, ama bunu da söylemeliyiz. Şeye gelirsek, iki konu vardır, önemli konu, ana konular.
iş gücü ve iş adamlarının hayatı, çalışma gücü, Suriyelilerin Türkiye'ye geldiklerinin sayı, yani Birleşmiş Milletler sayımlarına göre 3 milyon 600 bin yaklaşık. Kimileri bundan bile daha az olduğunu söylüyor. Yani 3 milyon olsa bile çok büyük. Bunların %46'sı kadın, %54'ü erkek. Ama önemlisi olan bunların 59'u çalışma yaşında, 15-65 yaşları arasında. Dolayısıyla bunlar bir üretici bir güç olduğunu göz önüne almalıyız. Bunlar birçoğu yeteneklere falan sahip. Bir ankete göre, bizim merkezim yapmış olduğu ankete göre bunların %14'ü lise ve mezunu, %31 ve üniversite mezunu, %44'ü de ilkokul mezunu, %11'i ise okuma yazma bilmiyor. Bu okuma yazma oranı ne yazık ki çocukların arasında artıyor. Özellikle okula gitmeyen çocuklar. Bu da çok olumsuz bir yöndür. Yani hem Türkiye için iyi değil, hem de Suriye için iyi değil. İşçiler, yani Suriyeliler işçi olarak ucuz ücretle çalışıyorlar. Yani %30, %50 gibi daha azalıyorlar Türklere göre. Aynı işlerde, aynı güçlerde. Dolayısıyla bu işler hep çalışma izni olmadan, sigorta olmadan da yapıyorlar. Bu da çok üretici olan şirketler için büyük bir değer sağlıyor. Yani daha ucuza daha fazla üretim yaparlar. Birçok Suriyeli 1600 asgari ücretten 1000 lira, asgari ücretten daha az, 1600 gibi, hatta 1000 lira da, 1000 liradan daha az, 8 saatten fazla da çalışmalarına rağmen böyle ücretler arıyor işte. Bu araştırmaya göre yine %72 8-10 saat arası çalışmaktadır. %25 işe 11-12 saat arası çalışıyor. Sürekli işe isteniyorlar. Özellikle çiftliklerle falan çalışanlar. Genel olarak iş saatleri çok uzun. Genel bir bakış açısından bu Suriyeli işçilerin biraz iş fırsatlarına dokunmuştur Türklere göre. Bu da doğrudur. Çünkü bazı konularda uzmanlıkları vardır, bilgileri vardır bazı işlerde. Yalnız bunu iş gücü açısından iş adamların işine geliyor. Türk iş adamların işine geliyor. Çünkü onlar hem iş gücü, masrafları daha az oluyor. Tam aylık vermeden yapıyorlar. Çünkü karşıdaki taraf zayıftır diğer kişilere göre. Bir bakış açısından ise bu Suriyelilerin işçileri bir de Arapça bilme ayrıcalıkları vardır. Bu da Arap dünyasıyla temas kurmak için çok yardımcı oluyor. Yani Arapça bilenler, 400 milyon Arap vardır Orta Doğu'da. Bu da çok büyük bir rakam. Diğer sektörlerde göre, yani tekstil, gıda, tarım, seyahat, öğrenim açısından benim 2 dakikam kalınca bana söyleyin de. Bunların faydalarına bakacak olursak, Suriyelilerin iş gücüne, yani az gelişimde olan yerde bulunan Suriyeliler için fazla fırsat, iş fırsatı olmadığı için onu değerlendirilmedi. Dolayısıyla çoğu İstanbul'a gelmeyi tercih etti. Başlangıçta iyi çalışma politikaları vardı. Suriyeliler geri dönecek diye. Bunlar artık, bu yasalar değiştirmeli bu. Çünkü geri dönüş gözükmüyor kısa vadede. Yani birçok üniversite mezunu işçi olarak çalışıyor ayrıca. Tabii bunların önünde en önemli engellerden birisi de dil konusu.
Burada bedava, Avrupa'daki olduğu gibi bedava dil kursları olmuyor. Bu olsa çok bunlardan fayda sağlanabilir. Suriyelilerin hakkında verilen kısa imaj, yani sosyal medyada, genel olarak medya organlarında yansıyan bu olumsuz imaj, Suriyelilerin Türk piyasayla, yani daha zayıf bir şekilde girmesine neden oldu. Yani sanırım %90 Suriyelilerin %98'inin iş çalışma izni olmadan çalışıyor, sigortasız çalışıyor. Hiç sigortası olmadan, hiçbir güvencesi olmadan çalışıyor. Bu da kendi Suriyeli işçinin kendi iş adamıyla arasındaki bağını zayıflatır. İş bakımından bile bu uygun bir durum değildir. Kısa vadeli olsa bu olurdu ama uzun vadeli bir durumda bunun bir buna bir çare bulunması gerekiyor. Ayrıca gayrimenkul satın alabilmeleri imkanı olmaması yine bir engeldir. Suriye'deki iş sektörleri, yani Türkiye'de bulunan Suriyeliler genellikle şöyle söylenir, doğaçlama olarak bir iş güce sahipler. Birçoğu buraya uzman olarak geldi, müşterileri var, piyasada bir yeri var, iş adamı olarak gelenler oldu. Şöyle sanılır, Suriyeliler 11-13 bin proje kurdukları söylüyorlar. Yani bunlar küçük ya da orta çaplı projeler. Çok büyük projeler yok. Birçok ticari alanlar kullandılar. Lokantalar açtılar, turizm ofisleri, acenteleri. Şöyle bir örnek verebilirim zamanımız müsaitse. Suriyeli üreticiler kendi şartlarına göre, kendi bir uzmanlıkların tecrübelerine göre Türk ürünlerine rekabet sağlayabilir bir ürünler üremedi. Hem fiyat açısından hem kalite açısından, ama bu aynı zamanda bir teşvik olarak olarak kabul edilir. Yani bir yandan rekabet oluşur ama bir yandan da Türk üreticiler için bir teşvik etmeni olarak kabul edilir. Bir icra kurul başkanı bir şirkette şunu söyledi. Çocuk giyimi bir Orta Doğu'da Suriyelilerin ürettiği çok rağbet gösteriyor. %30 olarak büyüdü. Bunun da sebebi Suriyeli müşterilerin Türkiye'ye gelip de kendi müşterilerini buraya getirmesini. Özellikle giyimde dedik ve özellikle de çocuk giysi. Ama bir 30'lu yıllara göre Türk vatandaşı Suriye'de gayrimenkul sahibi olamıyor. Ona göre de Suriyelik burada gayrimenkul sahibi olamıyor. Yani buna bir çare bulunması geliyor. Ayrıca büyük sorulardan birisi buradaki yatırımcılar sponsor bulamıyorlar. Yani bankalardan finanse edilmiyorlar. Bir de bürokrasiden zorlanıyorlar. Bunu Türk vatandaşı bile böyle bir zorluklar çekiyor bürokrasiden. Yani buna da bir çare bulamıyorlar. Ayrıca farklı bir bakış açısı da vardır. Türk Suriyeli iş adamların burada vergiler karşılaşıyorlar. Suriye'de biraz daha kolaydı durumlar. Burada biraz daha zor. Onun için bu konuda da zorlanıyorlar. Şunu da ekleyebilirim. Buraya gelen Suriyeliler, 3-4 milyon Suriyeli, bunlar bir piyasa oluşturdular. Genişlettiler piyasayı. Yani burada Türkiye'nin nüfusu 80 milyonsa bunlarla 83 milyon oldu. Daha çok talep oldu piyasada. Burada fazla bir üretim oluyorsa, böyle bir üretim enerjisi varsa Suriyelilerin varlığını kolayca yönetilebilir. Ama üretim olmayınca, iş fırsatları olmayınca
burada biraz sürtüşmeler olabilir. Bu da oldu gerçekten. Genel bir değerlendirme yapacak olursak şunu söyleyebiliriz. Suriyelilerin Türkiye'ye iltica etmeleri birçok değer katkıda bulundu olumlu olarak. Ayrıca bunun olumsuz etkileri vardı. Bunlar bir teraziye koyacak olursa olumlu yönlerinin daha çok olduğunu görürüz. Bu değerler Türkiye politikalarının değiştirilmesi, daha iyiye geliştirilmesi yol açabildiğini düşünüyorum. Şöyle bir not söylemek istiyorum. Türkiye'nin uluslararası bağımından birçok yardım almasına rağmen ama mültecilere bundan daha çok masraflarda bulundu. Bu da Türkiye güçlü bir bölgesel bir güç olduğu için bir üretici gücü ancak böyle yönetebilir. Daha Suriyelilerin var olduğunu olumlu bir açıdan bakmalı. Yani genellikle olan olumsuz etkiler bence çok daha azdır. Türkiye etkililer bunları zaten yönetiyor ve Türkiye'de yani Suriyelilerin yaptığı işledikleri suçların oranı vatandaşların işledikleri suçlara göre %50'den daha azdır. Yani İstanbul'da özellikle bu olumsuz etkiler görüldü. Diğer şehirlerde daha çok belli olmadı, öyle bir şey görülmedi daha çok. İstanbul'da şöyle bir şey söyleyebiliriz. Yani bir göz ardı edilmeli, Suriyeliler buraya gelmeli. Yüzlerce bin Suriyeliler gelip de iş bulmak için olardı. Ama siyasi amaçlarla belli bir ideolojilere göre bunları tabii ki yani bir gecede bir haftada falan çözülecek bir şey değil. O genellikle yetkililerin kendi politikalarını gözden geçirmeye başladılar. Yani Suriye'de var olmasının açısından. Sanırım Türk liranın gerilmesi, düşmesi hiç alakası yoktur. Yani gelişmenin azalması birçok siyasi nedeni vardır. Yani bu Suriyelilere öyle bir etki yaratamaz. Yani bu böyle bir olumsuz etkiye. Yani iş gücünü bile böyle bu kadar etkileyemez. Ama daha çok değerler ortaya koymuş oldur. Ama sanırım bunlar iyi yönetilirse ileride birçok daha olumlu değerler de ortaya konulur. Türk ekonomisini olumlu bir şekilde etkileyebilir ileride. Avrupalı bir araştırmaya göre yani mültecilerin oraya gelmesinde yani 4,3 milyar euro kadar büyümeye neden oldu. Bu da genel gelirden, milli gelirden %2'sini teşkil ediyor. Bu da ileride %4'e yükselebileceği düşünülür. Son olarak da şunu demek istiyorum. Geçici politikalar yani 2011-2012'de yasaya geçen politikalar bunlar geri dönecekler. Birkaç yıl sonra, bir yıl, iki yıl sonra dönecekler diye politikalar öne sürüldü. Ama bunlar uzun vadeli burada olduklarına göre buna göre bu politikalara tadilat yapılmalı. Bu sadece Suriyelilerin çıkarı için değildir. Bu Türk ekonomisi için önemlidir. Daha önceki oturumlarda zikredilen bir şeyi üstlemek istiyorum. İletişim çok önemlidir. Suriye ve Türk gazeteciler arası bu iki medyanın arasında işbirliği olmalı. Karşılıklı ziyaretler olmalı bu medya organlarına. Şöyle bir önerge vardır.
bir haber odası kurulsun. Suriyeli ve Türk medyacıların fikir alışverişinde bulunup haber alışverişinde bulunmak daha iyi bir işbirliği yapılabilir. Daha ileride istişari bir grup kurulması gerektiğini düşünüyoruz. Her iki taraftan iş adamları, bu devlet adamları, siyasetçiler bir arada Suriye'nin burada bulunması için araştırmalar kurmak için böyle bir şey kurulmalı. Yani Suriye mültecileriyle ilgili. Tabii resmi olarak değil, yani hükümet adına değil. Ben uzattığımı bilmiyorum. Çok teşekkür ediyorum.